Kızım. Nikah gününü alabildiniz mi? Aldık baba. Biz nikah gününü aldık ama... Biz evlenmeyeceğiz. Ne demek evlenmeyecek? Senin dediklerini kulağın işiteyim mi? Hele bir dur. Hele bir anlatsın oğlum, bir tane ondan sonra. Nedir, ne değildir bir öğrenin. Dilek, ne oldu kızım? Halil'e münakaşa mı ettiniz? Babam, ben bir su içeyim. Böyle ettiğini bileyim ya, kimseye bir şey deme kızım. Ben hallettim o işi. Böyle amca ne olursun benim Bacide. Benim yüzümden nelerle nelerle uğraştım ben sana karşı da çok mahcubum. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Olmayacak bu evlilik. Olur mu öyle şey kızım? Ben hallettim diyeyim. Hani? Gördünüz mü? Gördünüz mü nasıl oldu her şey? Her şeyi unutacak dediniz. İyi olacağı dediniz. Gördünüz mü nasıl oldu? Ha? Her şey 20 yıl önce nasılsa gene öyle oldu. Gene Melek 20 sene önce ne ettiyse gene aynı.
geldi. Evlenmeyeceğimiş. Ha, gördünüz mü? Evlenmeyeceğimiş. Gene 20 yıl önceki kızım gibi. Evlenmeyeceğimiş, gördünüz mü? Halil neleri göz aldı senin için, sen bileyim mi? Halil senin için var ya, herkesi ezdi geçti kız. Herkes. Anasını bile ezdi geçti. Beni bile ezdi geçti. Senin için. Sen neredin? Hı? Gene Halil'i ve sana güvenen herkes yüzüstü bıraktı. Bu sefer sebebin ne? Sen hangi vicdanla benim oğlumu almayacağı dedin? Ha? Hangi vicdan? Zümrüt! Bağırmayı bir kes de kız derdini anlasın. Ne oluyor ya? Ne oluyor bağırış çağırış? İçeride bebelerim uyuyor benim. Hakikat ne oluyor ya? Ne olacak? Gene Melek Hanım yapacağını yaptı. Evlenmeyeceğimiş. Evlenmeyeceği. Melek. Sakın söyleme kızım. Ben hepinizden özür dilerim. Gerçekten ben istemezdim. Benim istediğim de bu değildi. Halil'le yolumu bir etmek ve yuvamı kurmak için çok uğraştım. Ama olmayacak bu evlilik. Başka çaresi yok. Ne Halil'i ne sizi daha fazla üzmeyin. Bu kadar mı? Bahanen bu mu sen? Seyit Ali, biz gidelim kardeş. Bilden, hadi kızım. Zümrüt, yürü. Sebebini öğrenmeden şurada şuraya gitme. Ben sana anlatacağım Zümrüt, yürü dedim. Ana, hadi burada tartışmayalım da gidelim, haydi. Nereye gidiyorsun Cuma? Ne diyeceksen burada söyle, biz de öğrenelim. Ne sen bir dur Seyit Ali. Anlatacağım, sana da anlatayım. Sonra, sonra. Benim oğlum senin oyuncağın değil. Bunu o kafana iyice sok. Zümrüt! Yürü! Ne olduysa artık kızın anlatıcı hali yok. Baba, sen bir Halil abiyi mi arasın? Arayayım Mithat. Açmayayım. Hep mi beni buluyor ya? Ha? Hep mi benim günümü buluyor bu meleğin derdi? Ya benim günahım ne? Benim günahım ne hala? Tamam hadi dur öyle ya, dur. Seni kahretsin Albay. Rezil etti beni. Rezil etti. Dert edilmiş. Bilinci kapalı. İç kanam olabilir. Aslan'ın telefonu çalıyor. Açma. Hastane polisine verirsin. O gerekli açıklamayı yapar.
ya. İkisi de açmıyor. Delirtecek bunlar beni. Delirtecek bunlar beni. Ben sana göstereceğim Albay. Sana göstereceğim. Leyin aşkından gözlerine perde indi Halil'in. Şu düştüğü duruma bir bak. Ama ben dedim, bunlar uğursuzdur dedim. Bak, o kızı gelin aldık da şimdiden başımıza neler geliyor. Allah size bildiği gibi etsin Cumali. Ya Zümrüt, bilip bilmeden dilenme kimseye ya. Günah ya, günah. Ya anlat da bilelim o zaman, neymiş? Ya eve varak da ben sana anlatacağım. Sokakta konuşup da bizi ele güneşan etme ya. Halil'e ulaşamadın hala değil mi? Yok abla. Aradım, telefonu kapalı. Ben bir konuşsam mı ablamla? Ya üstüne gitme şimdi. Hem halini gördün zaten. Sakinleşsin biraz. Baba, ya sen kendin bir Cumali'yle Mila mı konuşsan acaba? Halil belki bir şey anlatmıştır ona. Ya benim nasıl bir kaderim varmış ya? En mutlu günümde olacağı iş mi ha? Melek yine etti edeceğini. Ya Kadir ya, dur hele Allah aşkı için ya. Dur, kendi kendine bencillik etme. Bilmeyik neyin ne olduğunu. Hele bir aslını aslarını öğrenelim, sonra kız. Ya benim hiç mi kıymetim yok ha sizin gözünüzde? Benim sevincimin, bebelerimin hiç mi kıymeti yok? Ya insan böyle bir günde kan kusucu olsa yutar, susar, sesini çıkarmaz. Kızım, bebelerin de sen de bizim için kıymetlisin. Sevincini yaşayamadım, ben seni anlayayım. Ama Melek de durduk yerde senin huzurunu kaçırmaz kızım. Bir bakalım, anlayalım ne oldu, ne bitti bilmeyiz. Böyle oturarak mı anlayacağız hala? Ha? O zaman gelsin yapsın açıklamasını. Öyle odalara kapanmayla olmuyor bu iş. Olmuyor. Oğlum, annen hala odasında mı? Evet hala, çıkmadı o yere. Ben bir bakayım. Kızım Melek, iyi misin? İyiyim ben. Gel, gel, gel otur. Kadriye, abi sizden özür dilerim. Çok özür dilerim ben. Böyle bir günü mahvetmek asla istemezdim. Asla istemezdim. Ne olur affet Kadriye. Kızım, resen bir nefeslen, soluk al. Sonra da olup biteni bize bir anlat. Ha? Baba, ben Halil'le evlenemem. Ben ne Halil ne Cumali amcayı böyle bir yükün altına sokamam. Ne yükü kızım? Albay. Ne yaptı sana Albay? Halil'i öyle bir çıkmaza sokmuş ki baba. Benim ameliyatımdan önce ona bir anlaşma imzalatmış. Ne anlaşması? Eğer Halil benimle evlenirse Cumali amcanın handaki dükkanıyla konağın tapularını istiyormuş. Nasıl? Nasıl? Ne haklı kızım? Halil niye dinlemiş ki onu? Benim donörüm Alpay'mış. Ne? Halil anlaşmayı imzalamazsa donörüm olmaktan vazgeçecekmiş. Halil de beni kurtarmak için mecbur kalmış bu anlaşmayı imzalamaya. Böyle bir şey olamaz ya. İt herif! Senin pazarına mı çıkmış kendisi? Tövbeler olsun, nasıl iş bu? Ya bu adam resmen kansız ya.
kusura kalma Kerem. Senin de baban aman valla kusura kalma. Harabedim, harabedim. Kızım nasıl olur böyle bir şey? Doktor bize hiç bahsetmedi. Hani donörün bilgilerini vermek yasaktı ya baba. Yok anne. Yok ben inanmıyorum onun donör olduğunu. Sahtekar ya benim babam. Sahtekar. Olmamıştır öyle bir şey. Olmuş o. O zaman zaten ortada yokmuş. Pek hastanede yatıyormuş. Halil abini soruşturmuş. Cumali biliyor muymuş kızım? Daha yeni öğrenmiş. Halil'le konuşmuşlar. Cumali amca her şeyi yapmaya razı olmuş. Bütün tapuları her şeyi Alpa'ya devrediyormuş şimdi. Ben böyle bir şeyi kabul edemem baba. Ben böyle bir yükün altında yuva kuramam baba. Ne olursun. Ben evlenemem. Bunu yapamam. Haklısın. Ben gidiyorum. Nereye? Alpa'ya. Ya deli deli hiç yapma. Geç otur şöyle ya. Etraflıca bir konuşalım şöyle ne yapacak ne edecek değil mi? Öfkeyle kalkan zararla otur. Geç otur yerine şuraya. Mithat. Ya Mithat. Otur bir sakin ol. Sen delirdin mi Cumali? Sen nasıl bizim evimizi, ocağımızı, ekmek kapımızı teslim edersin o soysuza? Bana danışmadan etmeden üstelik. Ya benim hiç bir hakkım yok ya. Sen nasıl ettin bunu bize? Nasıl, nasıl? Ne diyecektim sana? Halil'in çektiği işkenceyi sana nasıl anlatacaktım ben? Ay ben nerelere gideyim ya? Ben ne edeyim ya? Ben nerelere gideyim? Ne edeyim ben şimdi? Ne yani melek diye 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 evimizde markamızda mı olacak? Namerde boyun eğmeyecek elbet. Bana da oğluma da yakışmaz. Öyle mi? Bu çok yakıştı yani. Namerdicin ocağını yakmak çok yakışmış sana. Aferin Cumali. Aferin. Baba, hukuki olarak bir yolu vardır elbet. Yani böyle kolay mı bir imzayla mal mülk edinmek? Kızım ne bileyim Melen'le konuşayım deyince tehdit edince beni böyle attım suratına tapuları. Nereden bilirdim tapuları aldıktan sonra da gidip gene konuşacağını kızla? Ha verdin yani tapuları. Devri yapılmadı daha. Yok bu adamın derdi mal mülk falan değilmiş. Bütün derdi Melek'le Halil evlenmesinmiş. Şimdi anladım. Alpay'ın karısı ne diye çıktı geldi buralara. Konağı gözleriyle yedi bitirdi. Demek üstüne konucuyu malı kolaçan etmeye gelmiş buraya. Ben de öyle saf saf oturdum orada bir köşede. Benim 40 yıl aynı yastığa baş koyduğum adam. Ocağımın ateşini söndürmüş de. Benim haberim yokmuş. Yazıklar olsun. Halil'e de yazıklar olsun. Melek uğruna aile yadigarımızı, ekmek kapımızı feda etti. Et be gözünü seveyim, Zümrüt. Asıl laf ile ya. Kız hastanede medet beklerken göz göre göre ölsün diyeceği halı yoktu ya. He. Öyle iyi olmuş. Şimdi Melek Hanım yaşar. Biz gireriz toprağın altına diri diri. Ortalıklarda yok göreyim mi? Bakalım nasıl izah edeceğim bu durumu. Anasını. Kapalı. Yüzü yok çünkü. Ne diyecek? Melek vazgeçmesiydi.
yersiz, yurtsuz, yuvasız kalıcıydık. Hele buna sebep Cumali son zamanlarda köşe bucak kaçıyordu benden. Halil'in de hali hiç hal değildi. Ben yorgunluğuna, telaşına verdiydim. Her yürekleri sıkışmış. Cumali gelip söylemedi ki bana. Nasıl desin Seyit Ali? Sen olsa müsaade eder miydin? Dükkanı konağa vermelerine. Yok. Müsaade etmezdim. Gırtlağına yapışıp hanım ortasına canımı sererdim. Böylece ortada ne anlaşma kalırdı ne başka bir şey. Yok hala yok. Dedem haklı. Babam çoktan her şeyi hak etti de. Adam seherlerdi dedem bir şey yapsa. Olan dedeme olurdu. Neyse. Ya sen oğlanın önünde nasıl böyle konuşayım? Ya iyice bilen içi babasına. Ya kafasına kurucu kötü bir şey yapacağı Allah muhafaza. Abla artık ben de nerede susayım, nerede konuşayım şaşırdım. Mithat dur sen, dur gitme. O bir nefes alsın, dolanır gelir. Seyran yengemin yanındaydı değil mi? Az be eylesin. Sabah beri söylenmesi durmadı Kadriye'nin. Sen onu bırak da Mahmut avluda tek başına oturuyor, oraya git. Ben bir Mahmut'a bakayım. Birisi katil olacak. Ya dedem ya dayımlar. Onlara kalmadan benler gideceğim ben. Yeter. Yeter. Bir daha asla böyle bir şey duymayacağım ağzından. Sakın ha. Asla böyle bir şey yapmayacaksın, duydun mu? Oğlum anlıyorum seni. Anlıyorum seni, ne olur. Yalvarırım. Kardeşin çok korktu. Ne olur. Ama kardeşin çok korkuyor. Ne olursun, ne olursun. Bırak ya. Bırak o da öğrensin babasının nasıl bir adam olduğunu. Adamın her yerinden kötülük akıyor. Kerem, Kerem. Ne olursun. Benim babam öldü mü? Oğlum hiç olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Hiç senin baban kötü olur mu, olabilir mi? Ha? Bu kadar güzel çocukların babası hiç kötü olur mu? Üzgün abi. Bu yüzden yanlış kelime kullandı, tamam mı? Sen onu yanlış anladın. Burası çok güzel. Yani böyle o kadar sevdim, keşke hiç bitmese diyorum. Aşkım şimdi biteceğini falan düşünme. Anın tadını çıkar. Yani baksana tertemiz hava, dağın başındayız, kimse yok. Asıl sen... Yarın nasıl delilikler yapabiliriz onu düşün. Anladığım kadarıyla buradaki delilik kısmı bana dokunuyor. Yani ben tekrar yarın kaymayı denersem sen çok eğleneceksin. Ya özür dilerim ama yani Kerem gerçekten sonuna kadar haklıyım. Ben hayatımda senin kadar kötü kayanı görmedim, yemin ediyorum. Ama başka şeyler de yapabiliriz istiyorsan. Ne mesela? Mesela dağ yürüyüşü varmış burada. Güzel sırt çantamızı alırız, içine kahvelerimizi koyarız. Ha? Dağda şöyle güzel tertemiz havada bir yürüyüş. Çok güzel olmaz mı? Evet. Bak ne yapalım biliyor musun? Sandviç hazırlayalım, onları da çantanın içine koyalım. Sonra fotoğraf çekelim baba. Babaannemi yolla sen de. Ömer nispet yapar gibi adama. Haklısın tabii. O zaman ben göndereyim. Altına defne göndermemi istedi yazayım. Olmaz mı? Delirtelim mi kadını iyice? Vallahi delirir. Ya Alpay neredesin? Neredesin, sen beni delirtecek misin? Neden açılmıyor bu telefon? Hanımefendi dinler misiniz? Siz kimsiniz? Bir dakika de, kocamın telefonu neden sizde? Ben hastane polisiyim. Alpay Bey buraya getirdi. Ne polisi? Ne oldu? Kendisi şu an... Bir dakika, telefonu ona verir misiniz lütfen? Bilinci açık değil, müdahale ediyorlar. Darp edilmiş. Buraya gelseniz iyi olur. Doktorlar sağlık durumu hakkında bilgi verir. Senin o kocan olacak it.
canlı yere sereceğim onu. Hastanede canıyla uğraşıyor zaten. Onu kim yaptıysa ona benden korksun. Tamam mı? Telefon açabilir miyim? Tabii. Alo. Erdo. Halil, hayırdır ya? Karakoldayım ben, gelebilir misin? Karakolda mısın? Ne işin var orada? Çok anlatamayacağım şimdi. Ben Alpay'ı öldürdüm galiba. Ne? Küçük küçük iç kanamalar da mevcut. Muhtemelen kanaması da artacak. Kafa travması da var. Şu an için beyin kanamasından şüphe ediyoruz. Maalesef bir de üstüne burnunda çatlaklar tespit ettik. Önümüzdeki 24 saat çok kritik. Ben size ara ara bilgi vereceğim. Tekrardan geçmiş olsun. Yenge, geçmiş olsun. İdris, bunu kim yaptı? Alpay'ı kim bu hale getirdi? Kenan, döndüm İstanbul'dan, öğrendim her şeyi. Yok, İstanbul'da Kenan. Yeni konuştum. Ama bunu yapanı bilmiyorum yenge. Nasıl bilmiyorsun ya? Nasıl bilmiyorsun? Havaalanından sen almadın mı? Onun yanında değil miydin sen? Yani yenge, ben karşıladım. Beraber gelecektik ama... Ne? Ne ama? Yani benim bir yere uğramam lazım dedi. Ayrıldı benden. Ondan sonra ne gördüm, ne konuştum. Nasıl yani? Kenan değilse kim yapar ki yani bunu? Yani... Kim? Memur Bey, Memur Bey bakın. Ne olur çok az müsaade edin. Halil çok az göreyim, ne olur. Ya en azından ne olup bittiğini bir anlayayım. Maalesef amirim izin vermiyor. Avukatın gelsin, beraber görürsünüz. Heh. Ya Murat çok şükür geldin ya. Kusura bakma, sen de izin gününde ayağa kaldırdın. Kardeş olur mu öyle şey? İyi ki haber verdin. Ne yaptın? Bir şey öğrenebildin mi? Ya işin aslı neymiş? İşin detayını ben de henüz öğrenemedim ama... Halil nasıl delirip zıvanadan çıktıysa öldüresiye dönmüş Alpay'ı. Ah. Bilinç falan kapalı herifin. Hayat tehlikesi varmış. Ah, ah, ah. Ah yav Halil, ah yav Halil. Yaktın kendini ya. Mirza, acele etmemiz lazım. Hemen avukat bulmalıyız. Durum ciddi çünkü. Alpay'a bir şey olursa Halil'in hayatı biter. Yaşarken bir gram adam olmayanı ölünce adam yerine koyacaklar desene. Murat, kardeş benim Halil'i acil görmem lazım. İzin vermiyorum, bir şey yap. Tamam kardeş, ben nöbetçi amirle bir görüşeyim. Sana haber edeceğim. Hadi, tamam. Hadi, hadi. Ne olur kardeş, ne olur. Ah. Yenge, hastane polisi gelmiş, şimdi görüştüm. Kimmiş, söyledi mi? Halil. Halil mi? Oh, tabii ya. Tabii ya, bu havaalanından çıktık koştura koştura Halil'in yanına gitti o zaman. Galiba öyle oldu. Melek onun yanındaydı, bu da tutamadı çenesini. Her şeyi söyledim. Ah sen nasıl bir aptalsın, sen nasıl bir aptalsın, sen nasıl bir aptalsın sen? Ya yenge, benim anlamadığım şimdi, ne güzel tapuları alacaktınız. Niye gidip anlattık her şeyi Mele? Çok basit İdris'ciğim. Tapu falan onun umurunda değildi. Beni de kandırdı, o Melek'le Halil evlenmesin diye yaptı bütün bunları.
Tamam. Şu an sırf bu yüzden ölümle savaşıyor orada. Nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl bana kıyar? Nasıl bizim çocuğumuza kıyar? Nasıl rezil etti bizi? Nasıl rezil etti bizi? Aç mıydı, değil mi? Yok. Konuşamadın. Konuşamazsın tabi. Yüzü mü var konuşmaya? Şeye gitmiştir o, ne bunun? Kulübesi var ya. Bavi bavi. Ya ülkeni anlayayım he. Ama etme Allah sen ya. Ola zaten perişan. Üstüne gidip daha da perişan etmeyek. Kendi etti. Kendi buldu Cumali. Sen de bakayım bana. Bir insan aynı hatayı iki defa niye yapar? O kadar dedim. Melekle aynı yolda yürünmez dedim. Karadağlar uğursuzdur dedim. Dinletemedim. Bak gör. Gene döndü dolaştı kendi canını yaktı. İnatla bildiklerine okeyler ya. Ömer de öyle. Tutturdu Defne diye. Aldık kızı gelin. Daha iki gün oldu kızın babası başımıza bela aldı. Hiç kimse benim lafımı dinleme ki. Hiç kimse. Selamünaleyküm. Aleykümselam oğlum, hoş geldin. Rıza. Ali nerede? Ya niye açmıyor bu telefonlarını? Niye konuşmuyor hiçbirimizle? Ali'le bir şey mi oldu? Halil iyi, tüm alemi çok şükür de. Bu Alpay, hastanede durumu da kötü, can çekişiyor. Hastane mi? Gebersen iblisin. Ha bak, sen buraya Alpay demeye gelmedin herhal. Tüm alem mi? Halil, Alpay'ı öldüreseye dövmüş. Karakoldadır, mezarette. Ne diyeyim sen ya? Maalesef. Seyit Ali, gel. Sakinledin mi az biraz? Babaya yaptıklarının cezasını ödetmeye gittim abla. Evet Seyit Ali. Biz Kerem'i zor tutuyoruz, sen koşayım belaya. Evde yokmuş. Yolda fırınayı gördüm. Hastaneye gidiyormuş. Abay hastanedeymiş. Durumu kötüymüş. Artık ne yaptılarsa. Bismillah. Ne olmuş ki? Ne bileyim abla, kaza mı, bela mı, neyse ne. Yaptıklarının cezasını çekiyor diyor. Sevinsem mi? Yoksa torun var mı, babası diye üzülsem mi bilemedim. Çocuklara şimdi söylemesen. Elbet öğrenecektir abla. Ben söyleyeceğim, söylemesin adına nasıl söyleyeceğim diye düşüneyim. Cumalem mi gitsek de bir şey fark etmeyecek ya, izin vermiyorlar, göstermiyorlar. O benim oğlum, göreceğim, göreceğim. Cumali bekle, ben de geleceğim senden. Ya sen hele dur ya, ben varayım öğreneyim nedir ne değildir, sonra seni de götürürüm. Ya benim aklım hayır de ben nasıl duracağım bu evin içinde, nasıl sığacağım ben ya? Ben de geleceğim. Az bir laf dinle Zümrüt ya, onları duydun işte, göstermiyorlar diye. Şimdi seni bir de ardıma takıp daha da zorlaştıramam bu işi. Yok yok, ben daha fazla duramayacağım burada. Ana. Dur sakin ol. Babamdan bir haber gelsin, birlikte gideriz ha. Bildan bana mani olma. Ben nereye gideceğim gayet iyi bilirim. Ya anacığım, sen bana mani olma. Anne.
Dedem benimle oynamıyor. Bana küsmüş mü? Oğlum deden sana niye küssün benim tatlı ballı katmerim? Yorgunmuş deden. Yarın oynarsınız. Seyit Ali, biz seninle birlikte oynayalım mı? Hem sen oyuncakların da yerini göster, onları da alalım. Tamam. Sağ ol İkra. Hadi bakalım İkra ablanla oynayın siz biraz bugün de. Buzu, nasılsın? İkra, sen Seyda'nın oyuncaklarını al da odasına gidin, orada oynayın kızım. Hadi. Tamam. Hadi, hadi gel. Baba, neden gönderdiniz Seyit Ali'yi? Ne oldu? Alpay hastanedeymiş. Durumu da kötüymüş. Neden, ne olmuş? Ya kaza ya da başka bir şey, bilmiyorum. Vildan! Ana hadi, benim yüreğim senin ayaklarının altında çoktan ezildi bile. Vildan, götür ananı. Hadi kızım, götür. Na, hadi. Sen bundan böyle benim oğlumdan da, kapımdan da uzak duracaksın. Ana, hadi yürü. Oğlum,
Ali. Bağışla beni baba. Benim sana bakacak yüzüm yok. Etme oğlum. Ne varmış yüzüme bakamayacağın? Kaldır başını. Kaldır. Nasıl oldu anlamadım. Birden gözüm karardı. Yaptıklarını hazmedemedim. Meleğin canını yakmasını daha fazla dayanamadım. Kimsenin yüzüne bakacak halim yok. Seni ayıplamaya gelmedim buraya ben. Ettiğin doğru değil. Ciğeri beş para etmez bir it için yaktın hayatını. Yaptıklarına dayanacak gücüm kalmadı baba. Biri bu son yaptı. Bardağa taşıran son damla oldu. Meleğin karşısına geçti, her şeyi anlattı. İnanamadım. Gözüm karardı, aklım yürütüldü. Meleği sakinleştirip eve gönderdim. Sonrası yok bende. Melek eve geldi. Perişan da oğlum. Evlenmeyecek dedi sadece. Herkes dondu kaldı. Mana veremedik. Söyledi demek. Seyitel amcalar perişan olmuştur. Bana kaldı. Çıktım ben. Annem de öğrendi her şeyi tabii. Oğit yaşıyor mu? Yaşıyor. Ama iyi değilmiş. Allah öyle de geberip gitmiyor. Seyit Ali'ler nerede? Seyit Ali Ünsile'nin yanında kız. Merak etme sen onu. Mithat, biz babamla gideyim karakola, sen de gel hemen. Ya gelince öğrenirsin. Mahmut. He hala. Biriniz hastaneye gidin, bir bakın. Bize de haber verin. Tamam hala. Hala ben de gideyim onlar. Olmaz kızım, olmaz. Allah. Şimdi Cumali'si, Zümrüt'ü hepsi oradalar. Ece üstüne geleceğiz. Ben buna müsaade etmem. Vallahi bile yaktı. Kendini de yaktı. Beni aramayın demiştim size. Bunu bir daha yapmayın. Beni zor durumda bırakıyorsunuz. Değişiklik yok. Ah Allah. Ah, nasıl böyle bir şey yapabildin? Nasıl yapabildin?
Yenge, Kenan beni arıyor. Ulanlar duydu mu? Yani ne diyeceğiz, ne yapacağız? Ay açmazsan hiçbir şey demek zorunda kalmazsın İdris, açma. Ama o zaman yine arayacak. Aç o zaman İdris. Ne bileyim yani. Biliyorsa bir şeyler uydur, bilmiyorsa da çaktırma. Buyur abi. Alpay'dan haberin var mı? Ulaşamıyorum. Seninle konuştum mu hiç? Yok abi, seninle Adana'ya gitti ya. Ondan sonra ne gördüm ne konuştum. Adana'da işler yolunda herhalde. Seni de beni de aramadığına göre. Galiba. Sen İstanbul'dasın değil mi hala? Evet, biraz kalırım. İyi peki. Dükkan sana emanet. Kolay gelsin. Tamam abi, sağ ol. Bir şeyden haberi yok. Ama eninde sonunda duyacak. Neyse tamam. Tamam, biz bir süre böyle idare edeceğiz, tamam? Tamam, bir süre idare edeceğiz. Ama yenge yine arayacak. Açmazsın İdris. Ya yapacak başka hiçbir şeyimiz yok ki bizim. Bu Alpay'ın aptallıkları yüzünden bir de Kenan'la uğraşıyoruz burada ya. Duyarsa ben mahvolurum. Vallahi beni de mahveder. Nasıl durumu? Sen Halil'in marifetini mi görmeye geldin? Ne yüzle soruyorsun sen bunu bana? Evliya gibi adam çileden çıktıysa bunun sorumlusu senin kocandır. Ha yani iyi oldu mu demeye çalışıyorsun sen? Bana bak, eğer Alpay'a bir şey olursa ben o Halil'i sürüm sürüm süründürürüm. Bu yaptığını asla cezasız bırakmam. Çok ağır ödetirim bunun bedelini. Kimsenin ettiği yanına kalmaz, doğru dedin. Alpay da ettiklerinin cezasını çekiyor işte. Halil abiden buldu belasını. İşte o yüzden burada yatıyor. Herkesin ya, herkesin hayatını mahvetti. Adam nefes alırken zarar veriyor. Doğaya zarar, insana zarar, her şeyle adam zarar ya. Aa Kerem. Tamam kendine gel, bunları söylediğin adam senin baban. İşte o yüzden daha çok öfkeleniyorum. Ya adamdan herkes nefret ediyor. Sırf ben değil ki, adam herkesin hayatını mahvetti. İşte ben böyle bir adam ne olayım? Ne oldu olmaktan utanıyorum ya. İnsanların yüzüne bakacak halimiz kalmadı. Defne. Defne daha yeni o eve gelin gitti. Düşünsene onun yaşayacaklarını. Annem. Annem hastalığından yeni kurtuldu dedik. Onun yüzünden her gün bir dertle boğuşuyor. İşte bak o yüzden. O yüzden. İçimden onun iyi olması için dua etmek bile gelmiyor artık. Kerem tamam. Bak. Babana bir şey olursa her şey daha kötüye gidecek. Halil abi hapse girecek. Baksana bak ya, adamın ölüsü de zarar, dirisi de zarar. Yıllardır annem onun yüzünden acı çekti, onun yüzünden hasta oldu. Adam kanını verecekken gitmiş Halil abiyle pazarlık yapmış. Yok ben istemiyorum. Ben onun soyadını taşımak istemiyorum. Bu iş bitsin. İlk işim gidip soyadımı değiştirmek olacak. Tamam Kerem tamam, haklısın. Ama bir sakin ol. Ya annene düşün. Kadın seni bu halde görse kahrolacak. Lütfen. Kerem. Anne. Gidiyorum. Sen ne olur merak etme. Ne olur üzülme sen, tamam. Bir şey olmaz ona. Ona bir şey olmaz, Halil abi de kurtulur. Biz umudumuzu kaybetmeyelim, tamam? Hayır oğlum, kaybetmeyelim. İnşallah baban çok iyi olacak. Halil abim de yani... inşallah düzelecek oğlum her şey. Defne'ye ne diyeceğiz çocuk balayından? Ömer de amcasına kahrolacak bir taraftan. Biz bir şey demeyelim şimdilik. Söylemeyelim mi? Gece vakti söylemenin kimseye bir faydası olmaz. Sabah ola, hayır ola. Hele bir aydınlansın kim ne halde, nasıl. Ondan sonra konuşursunuz. Haklısın hala. Thank you.
Halim hapislerde. Ömer'im haber bile yok. Olucu iş mi bu? Söyleyeceğiz ana. Ama şimdi gecen bir vakti dersek yola düşmeye kalkarlar. Sabah olsun. Söyleriz. Sen tansiyon ilacını aldın mı bak? Aklım kaldı. Unuttum. İyi. Ben getireyim de. Sen hiç yoksa yine tansiyonu çıkacak. Kahve koyayım mı bize? Olur bir tanem. Babaannen arıyor. Sana ulaşamadıysa demek ki. Ya aç. Canım babaannem benim. Bir tanecik babaannem. Seni çok özledim diye açam, olur mu? Ben söylüyorum. Efendim babaanne. Defne. Ömer nerede? Hemen eve dönün hemen. Ne oldu babaanne, hayırdır? Niye dönüyoruz? Oğlum. Ocağımıza ateş düştü. Halil Defne'nin o soysuz babası yüzünden hapiste. Ne hapsi babaanne, ne diyorsun sen şimdi? Amcan Alpay'ı öldüresiye dönmüş. Şifa dileniyor hastanede. Halim de vebalini çek. Hemen eve dönün. Keyif çatacak vakit değil. Haydi. Halil yarın nöbetçi mahkemeye sevk edecekler. Avukat işini bir amca çözmeniz lazım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geçmiş olsun Cumali mi? Cumali. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Aklım dimağım durdu. Nasıl görüşebildiniz mahalleyle? Ha, konuştum. Çıkmış oğlum Seyit Ali. Aklı yüreğe çok karışık. Kendini yiyip bitireyim. Neydi bu başımıza gelen lafı? Kime ne ettik biz? Kimseye bir şey etmedik Cumali. Kimse. Ama benim de aklım şaştı kaldı. Bundan sonra ne olacakmış o? Yarın mahkemesi varmış. Bu Alpayti, kendine gelirse ne âlâ. Ne ettin Mithat? Baktın mı soyuştan nefes alayım hala. Kendine gelmemiş hala. Doktoruyla konuştum. Beyin kanaması diyor, iç kanama olabilir diyor. Diyor da diyor. Defne arıyor. Ne yapacağız? Eşim gece gece. Açmayayım. Açmazsan daha çok merak eder. Bir şekilde sen idare et durumu, ne bileyim. Yatıyorum da o da fazla uzatmaz zaten. Defne'm güzel kızım. Anne ne oluyor? Hı? Babam hastanede mi? Halil abi hapiste mi anne? Kızım. Anne ne olur söyle bana, bak saklama benden tamam. Anne babam öldü mü? Hayır yok yok. Kızım hayır, nereden çıkarıyorsun hayır. Bir sakin ol, öyle bir şey yok. Baba. Hastanede kızım. Tamam. Halil abi peki? Emniyette. Defne size kim haber verdi? Zümrüt babaanne aradı söyledi. Bu saatte niye haber veriyor size? Biz çıkacaktık yola hemen de kar fırtınası çıkmış anne, jandarmalar geri çevirdi ama yarın en erken saatte geleceğim yanına.
Kızım siz niye gece gece yola çıkmaya kalkıyorsunuz? Lütfen Defne. Bak baban iyi olacak inşallah. Her şey düzelecek. Ne diyeyim Defne, dua edeceğiz. Ama bak lütfen siz sabah çok dikkatli geliyorsunuz. Annem tamam tamam sen üzülme, gelince konuşuruz. Ama bir şey olursa haber verin olur mu? Tamam kızım tamam. Siz dikkatli gelin tamam mı? Babanızı öldü zannetmiş, perişan olmuş, perişan geliyor ses. Bu kızın da baba düşkünlüğü beni delirtecek ya. Kerem. Yok tamam anne, bugün gelemeyiz zaten. Yarın çıkarız. Tamam anne, hadi bay bay. Bay bay. Bravo yani sana ana. Gecenin bir vakti çocukları ayağa kaldırmasan olmuyor değil mi? Şimdi ikisi de telaşlanıp yola düşmeye kalkmışlar. Her yerde kar, fırtına. Olacak şey mi be ana? İkisinin de huzurunu kaçırdın. Benim de huzurum kaçık bildin. Az daha Defne'nin huzuru kaçsın. Ya kızın suçu ne? Dedesi korukken ağzı kamaşırmış. Herkes soyuna çeker. Ne alakası var Allah aşkına? Sırf kıza yükleneceğim diye Ömer'in de huzurunu kaçırdın. Bize el değil ama senin bu kinin bitirecek ha. Bitirdin kendini. Şu haline bak ya. Halin hali. Otur. Otur bakayım. Duramıyorum böyle. Elim kolum bağlı duramıyorum. Valla ben Halil'in yanına gitmek istiyorum. Ya o çocuk orada öyle nezaret köşelerinde. Niye? Beni sevmekten, beni koruyup kollamaktan, beni yaşatmaya çalışmaktan başka ne yaptı da bu çocuk orada dört duvar arasında şu anda? Ben bunu kaldıramıyorum hala. Kızım. Böyle oluşunu sen nereden bilebilirdin? Biz daha duyduklarımızı hazmedemedik. Halil'le Alpay neler yaşamışlar, neler olmuş bir baksa. Senin bir kabahatin yok. Ben Halil'le konuşmak zorundayım ana. Yanında olduğumu bilsin. Ben de elimden gelen ne varsa yapayım. Kızım sen ne edeceksin orada? Babanla Cumali koşturuyor zaten. Sen oraya gitsen göremeyeceksin ki. Müsaade etmezler. Ben gideceğim hala ne olursun. Bir yolunu bulacağım, konuşacağım onunla. Ne olur. Anne Defne ile konuştuk. Yola çıkmışlar. Tamam oğlum. İhsan oğlum. Allah razı olsun. Çıkıp geldin. Ya o nasıl söz Cumali amca, tabii ki geleceğim. Mirza arayınca uçağa atlayıp hemen geldim. Ya hem biliyorsunuz Halil benim kardeşim gibi, çocukluk arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın, sağ olasın. Mirza oğlum sen de iyi düşünüksün ya. Vallahi bende akıl makıl kalmadı ha. Şimdi İhsan kardeşim detaylıca bir dosyaya bakar. Allah'ın izniyle gereğini yapar. İnşallah. Halil'i kurtarmak için delilleri toplayacağız. Ama yine de Halil darp ettiği için ceza alır hem. Yani onu bir şekilde tazminatta çözeceğiz Seydeli amca. Alpay'ın durumu önemli. Yani doktor raporlarına falan bakmam lazım. Kasten adam öldürme niyetiyle saldırdığı ispatlanırsa mahkemede işimiz biraz zor. Ya kendine gelince tabii sorgulayacaklar ama edepli bir adam olmadığı için doğruyu söylemeyecek tabii. Söylemez, söylemez. O sorusu söylemez. Bir söyler mi Halil'i zorla sokmak için yaptım diye? Ya biz de hepimiz çıkıp mahkemeye hakimin karşısında anladık ya neler ettiğini.
Kan vereceğim diye işi mala mülke dökmüş adam. Zaten zorda kalmasam ben Alpa'ya mal mı verirdim ya? Meleğe değeceğim diye sıkıştırınca Halil'i attım suratına tapuları. Ya kaç kere buraya geldi Halil'i sıkboğaz etti, ben şahidim. Yani gerekirse çıkar hakimi anlatırız, ne var? Yani sizin konuşmanız yetmeyebilir tabii. Karısı da o işin içindedir. Onu da sorguya alsınlar. Alpa yılansa karısı akrep Seydal ya. Onun dediğinden hayır mı gelir? Şey, Mirza telefonda söyledi. Bir kağıt varmış galiba. He, fındıdıydı. İşte tapu işini halletseydi vericiydi bana. Bu kağıt önemli. Onu almamız lazım. Nasıl alacak ya? Bir yolunu buluruz be Cumhane. Dua edelim de Alpay ölmesin. Vay arkadaş ya. 40 yıl düşünsem Alpay yaşasın diye dua edeceğim aklımdan geçmezdi ya. Ben bir Halil'le konuşayım. Ona göre bir yol belirleriz ne yapacağımıza dair. Tamam, tamam hocam, anladım. Tamam. Değişiklik yokmuş babanla. Ha, niye böyle oldu amcam? Niye böyle yaptı? Ben çok üzgünüm şu an. Babam kim bilir ne yaptı yine ya. Ya illaki bir şey yapmıştır Halil abi bu noktaya getirdiğine göre. Ama Ömer, ne olursa olsun amcanın bu kadar tepki vermesini ben anlamıyorum. Yani aralarında zaten sürekli bir gerilim vardı. Zaten anlaşamıyorlardı. Ben şimdi Halil abi niye böyle yaptı anlamadım ki. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Ya amcam ne olursa olsun Melek abla için senin için susardı. Efendim. Bak merak etme, baban çok iyi olacak, tamam mı? Koşarak hastaneye gideceğim ve babanın iyi olması için elimden geleni yapacağım, söz veriyorum. Melek, sadece 5 dakika, tamam? Sağ ol Murat. Rica ederim. Çocuklarına üzdüm. Ben her şeyi mahvettim. Çocuklarına ve sana bu yanıtın hesabını verebileceğimi bilmiyorum. Ben kendimi affedemedim. Kendi vicdanımla hesabım bitmiyor, bitmeyecekti. Ne olur, ne olur böyle konuşma. Sen beni sevmekten başka hiçbir şey yapmadın. Beni, çocuklarımı sevmekten, koruyup korlamaktan başka hiçbir şey yapmadın. Ya ben ne yaptım sana dert vermekten başka? Seninle ilgim var. Seninle bir alakası yok ki. Ben öfkeme hakim olamadım. Sabrıma hakim olamadım. Bize bunu yapmamalıydım ben. Senin incin benden bu kadar korkarken ben nasıl bir gaflete düştüm bilmiyorum. O yüzden beni affet lütfen. Bunun böyle yaşanmasını ben de istemezdim. Ama bak ben senin gönlünü biliyorum. Ben senin gönlünü biliyorum. Sen böyle bir şey yapmazdın Halil. Sabrım, tahammülüm ne kadar artık zorlandıysa. Yoksa sen asla böyle bir şey yapmazdın. Ben seni yargılamıyorum. Şunu bil ki ne olursa olsun, ne yaşanmış olursa olsun ben seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Ben seni bekleyeceğim. Derdim burada çıkmak değil. Artık nerede ne yaşayacağım bir önemi yok benim için. Ben sadece Alpay'ın yaşamasını istiyorum çocuklar için. Başka bir şey istemiyorum. Ona bir şey olursa ben çocukların yüzüne bakamam. Defne'nin, Seyit Ali'nin, Kerem'in yüzüne bakamam. Hem bu vebali ne burada ne dışarıda hiç nefes alamam.
son güçlüdür. Ben bu kabusun bitmesi için dua edeceğim. Bizim ikimizin birlikte aşamayacağı hiçbir şey yok. Bizler yükün altından kalktık. Bunu da aşacağız. Bunu aşacağız değil mi? Sen bir daha gelme buraya oğlum. Lütfen gelme. Tamam mı? Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Tamam, bırak, bırakmam. Melek, lütfen gelme. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok. Melek. Hadi. Tamam Murat. Ben hep yanındayım, tamam mı? Tamam. Hep buradayım, tamam mı? Hangi yüzle hala buraya gelin? Hı? Ali senin yüzünden içirdi. Eğer hapse girerse var ya, ben de senin sintanın olacağım. Bil istedim. Sümrü teyze, ben çok üzgünüm. Ne olursun halden anla. Öfkeni, hırsını benden çıkar. Olur mu? Kime gideyim? Kime gideyim Melek? Ha? Benim oğlum senin yüzünden içeride. Senden sebep o adamı hastanelik etmedin. Senin zehirli sevdan var ya. O sevda benim oğlumu heç etti heç. Az biraz seviysen uzak dur. Rahat bırak. Rahat bırak da az bir nefes alsın oğlum. Sümrü teyze, senin oğlun, senin bana olan bu öfken yüzünden daha çok perişan oluyor biliyor musun? Yapma artık bunu. Melek. Sen de anasın. Senin oğluna, Kerem'ine bir kız böyle etse sen ne edersin? Mithat, babamlar gelemedi hala. Ya inşallah şu İhsan abi işi çözer de kurtulur Halil abi be. Daha baştan defterini dürecektim ben bunun. Barınamayacaktı buralar. Dur Mithat, etme Mithat diye önüme geçtiniz beni. Ya ne bileciydik Mithat böyle olacağımı? Ne olacaktı abi, düzelecek miydi Alpay? Aa, her şeyin üstü örtüldü, adam meydanı boş buldu. Attı golünü böyle. Senin kankan da bu işin içinde mi? Ona sormadan anlaşma yapmaz Alpay. Benim kankam falan değil Kenan abi. Ben ne bileyim adam işin içinde mi dışında mı? Allah. Ya tamam hele didişip durmayın kendi kendinize ya. Didişip durmayın ya. Vallahi Rabbimin hikmetinden sual olmaz ama onca insan içinde Alpay'ın da hanımın meleğe tutması hiç akraba değil Mithat. Allah onu ben de anlamadım. Eğer doğruysa bu Alpay ortalıkta dolanır havasını atardı. Kimseye bir şey söylemedi. Hem niye Cumali Emin'in malının peşinde olsun ki? Babamın tepesine çökerdi ev diye, dükkan diye. Onun derdini bileyim ben. Onun derdi Şiranlarla Karadağları birbirine düşürmek.
Daha 20 sene önce de aynısını etti. Melek'in aklına gelerek aynısını etmedi mi? Etti değil mi? Şimdi de aynısını yapmaya çalıştı kendince ama tutmadı. O ne etti bu sefer? Halil'le Melek'ten almaya çalıştı hırsını. Ulan şu itik geberse de bir kurtulsak ya. Allah muhafaza Mithat. Ama bir şey olursa Halil'imin hayatı biter ya. Ya haklısın Cemal Emmi de. İşte bu adamla ilgili de iyi bir şey demek gelmiyor içimde. Sen konuştun baba İhsan'la. Evet konuştum. İhsan şimdi adliyeye geçti. Bize de Alpay'ın hayatı için dua etmek kaldı. Ya nasıl olur ya? O kim ki benim amcamı tehdit ediyor? Bu nasıl bir insan ya? Anneciğim. Defne'm. Defne'm. Kusura bakma ama benim beynim almıyor bu durumu ya. Bir de annenin hayatını kullanıyor. Bu nasıl bir vicdansızlık? Ben de anlamıyorum babamın ne yaptığını. Niye kendini bu duruma düşürdü bilmiyorum. Bir çocuğu olacaktı. Allah'ım ya ölürse. Ölürse amcam biter. Cezaevinden bir daha çıkamaz. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Olan olmuş. Yargılamanın, ahvah etmenin de bir faydası yok. Alpay hastanede, Halil hapiste. Defne'cim, ne senin baban ölsün, ne de amcan hapislerde çürüsün. Yani ikisini de istemeyiz. Yapacağımız tek şey iyilikleri için dua etmek. Allah'ım sen çok büyüksün. Ölsün de vefasından, cefasından kurtulalım dediğimiz adamın nefesi için dua edik. Rabbim bilir. Babaanne, ölse dediğin adam benim babam. Ne olur ben gözümün içine bakarak söyleme bunu. Halil de benim oğlum. Sen de benim gözümün içine baka baka demeyeceğin o vakit. Ben babamın yaptıklarını savunmuyorum. Ama birbirimizi dinleyelim, ahlayalım istiyorum. Ben bir şey istemiyorum. Neyse ne. Benim burada ciğerim yanıyor. Seni oyalayacak, eğlendirecek vaktim yok benim. Babaanne lütfen. Ömer, sen farkında mısın neler oluyor? Senin amcan hapse gireceği, amcan. Sebep? Ha bunun babası. Babaanneciğim görmüyor musun? Görmüyor musun kızın halini? O da üzülüyor. İster miydi böyle olmasını? Ya ana, çocuklar yoldan daha yeni geldiler. Zaten ne olduğuna şaşırdılar. Bir yapma Allah aşkına. Defne, hadi. Hadi gel odaya çıkalım biraz. Yol boyunca ağladın zaten. Ömer, bırak şimdi Defne'yi elemeyi de. Amcanı bu hale düşürenin hali neymiş, onu bir soruşturuver doktora. Vakit odalara girip de ahlanıp bahlanma vakti değil. Yaşasın da bari. Halil kurtulsun. Babaannen akıl Ömer. Sen git hastaneye. Tamam, tamam gideceğim. Sen de sakin ol tamam mı? Bak her şey yoluna girecek, baban iyileşecek. Amcam çıkacak söz veriyorum. Tamam mı? Tamam merak etme sen. Hadi anneciğim. Senin bu baban var ya. Yıllar evvel bizi mutsuz etmeye, bizi huzursuz etmeye and içmiş. Sebebi Halil olmayaydı, ölmezse hepimiz için daha iyiydi. Defne'cim, hadi kalk. Kalk odana gidelim. Sen biraz dinlen olur mu? Hadi güzel kızım, gel. E baba, bu evrak madem Funda'da, biz niye gidip almıyor Funda'dan bu evrağı? O kadın evrak falan vermez bize. Akşam hastanedeki tavrını anlattım. Halil abiyi zorda bırakmak için elinden geleni yapar. Bir de böyle beklemeyin de bir şey olmuyor. Ben en iyisi gideyim konuşayım bu kadından ya. Belki insafa gelir de verir evrakları. Ben de geleyim o zaman.
Yok Seyit Ali kardeşim sen gelme. Sizin başka bir hukukunuz var. Arada torunlar var. Şimdi işler daha da karışmasın ya. Cuman sen ne diyorsun? Ali benim de oğlum sayılır. Hele yürü. Niye vakit? Hadi rast gitsin. Bir ihtiyacın var mı Halil? Yemek de yemedin dünden beri. Bir şeyler alırayım mı çocuklara? Yok Murat sağ ol. Sağ ol. Benim tek isteğim var Alpay'ın gözünü açması. Valla sürekli yokluyorum hastaneyi. Hala kendi değil. Beyin tomografisi çekmeye götürmüşler. Kanama şüphesi için. Takip ediliyormuş. Ya sen nasıl benzetmişsin adam öyle Halil be? Seni yıllardır tanırım. Bu kadar öfkeleneceğin hiç aklıma gelmezdi. Kan beyine sıçrar derler ya hani. Benimki onu da açtı işte. Neyse. Olan oldu. Dua edelim de ölmesin. Babanlar da şu kağıdı alabilirse kadından... tahmin ediyorum tutuksuz yargılanırsın o zaman. Hadi buradan çıktım. Vicdanımı ne yapacağım? Sen biraz kendini oyna. Oynarız sonra olur mu? Sen kendi kendine oyna. Efendim abi. Melek. İnsanla konuşmuş babamlar da. Güzel bir savunma hazırlayacağım inşallah. Sana da haber vereyim dedim. Allah yardımcımız olsun gülüm. İnşallah. Babamla Cumalemmi de hastaneye gidikler. Tamam. Bana haber verin olur mu? Bir değişiklik olursa durumda. Tamam. Tamam gülüm ararım ben sen hadi. Tamam abi. Annem. Defnem. Defnem. İyi misin sen ha? İyiyim kızım. Abla beni özlemedin mi? Ablacığım olur mu öyle o ne demek? Ha? Özledim tabii çok özledim. Ama sen şimdi biraz anneyle bize izin ver. Sonra ben senin yanına geleyim olur mu? Tamam. Sen iyi misin kızım? Ha? Ben gerçekten anlamıyorum. Halil abi nasıl böyle bir şey yaptı? Noktaya nasıl getirdi kendini? Ne diyorsun sen Defne ya? Asıl babam nasıl bunu yapabilir? Sen onu düşünsene önce. Ya adam resmen kanını satmış. Kerem tamam da ne ama... tamam ne tamam? Bana babam acıdığını söyleme sakın Defne. Kerem. Tartışmayın oğlum. Kerem bak ne olur benim daha fazla üstüme gelme. Herkes üstüme geliyor zaten yeter. Bir de sen başlama. Ha. Tabii bu olaylar olunca Zümrüt Hanım'a da konuşmak için fırsat doğdu. Doğru haklısın. Defne bir şey mi dedi sana Zümrüt? Tartışma mı çıktı kızım? Hani söylendi durdu işte yani. Haklı. Haklı onu da hak veriyorum. Ama orada can çekişen yatan da benim babam. Sen bu durumda babamı savunmaya kalktıysan kadın haklı. Tamam ya. Kerem ben babamı savunmuyorum. Halil abi tabii ki de ben de üzülüyorum. Ama ne yapayım? Onun da birazcık kendine bizi, annemi, beni düşünmesi gerekiyordu. Aa, bak şimdi ne oldu? Hem kendi ailesini mahvetti hem de bizi. Sen de sanki böyle babam bir şey gelse başına böyle bayram edeceksin. Lütfen kızım hayır niye öyle bir şey düşünüyorsun? Ne olur tartışmayın lütfen tartışmayın yeter. Tamam kızım. Kerem gel biz senin aşağıda avluda oturalım biraz. Ha bu arada Defne, babama gidip ağlarsan bir daha seni affetmem haberin olsun. Kerem. Doktor bey, nedir durumu? Tetkikler bitince tekrar değerlendireceğiz. Ama şu an kendisini uyutuyoruz mecburen. Yani ölebilir mi demek istiyorsunuz? Bunu şu an söyleyemem. Bakın, Alpay Bey için şu an çok kritik zaman dilimindeyiz. O yüzden bekleyeceğiz. Müsaadenizle.
İtaat dolu yenge. İnşallah Alpay'a batlatır. Karnımda çocuğumla ortada kalırsam çok fena şeyler olur ikisi. Gerçekten çok fena şeyler olur. İnşallah Kenan öğrenmeden kendine gelir. İnşallah. Yoksa elimden her şey alır. Mahvolurum. Dede. Ömer. Sen ne ara geldin oğlum? Bugün sabah çıktık yola dede. Babaannem söyledi. Defne perişan olup dur ha? Ha oğlum Alpay'ın durumunu öğrenebildim. Aynı seyitten dede. Değişiklik yok. Sen dede konuştun mu amcana? Görüştüm konuştum. Ama nasıl diye sorma. Onun hayatıyla amcamın hayatı aynı ipe bağlı yani. Ne oldu Alice? Kadriş. Bebişlerle oynayabilir miyim? Ah kuzum. Onlar seninle oynayıcı yaşta değiller ki. Hem şimdi onların uyku saati. Peki isimlerini koyalım mı? Annem derdiyle uğraşmaktan koyamadık ki. Hadi kuzum. Hadi git başkasıyla oyna. Tamam mı? Ben çok yorgunum bak vallahi öyleyim. Hadi. Zeyna abla, benimle oynar mısın? Uykuyamam sana. Oynarım, oynarım da. Ben seninle oynarsam bu işleri kim yapacak? Ha? Üzüle. Ha, canım benim bir pamuk ıslayıp gelsene ha. Bebelerin altını açacağım da. Tamam abla. Bak gördün mü? Benim işim başımdan aşkın. Hadi kuzum sen git kendi kendine oyna. Uş. Getireyim hemen. Alice, kimse mi oynamıyor seninle? Ha? Bebeler geldi, pabucundan atıldı ya, ondan. Artık ne yapacağım? Kendi kendine oynayacağım. Ne işiniz var sizin burada? Oğlunuzun eserini mi görmeye geldiniz? Çatışmaya değil. Anlaşmaya geldik. Geçmiş olsun. Lazım değil sizin iyi dilekleriniz. Olanlar hepimizi üzdü. Keşke olmayaydı. Ne Halil'in ettiği doğru ne de Alpay'ın. Halil mi gönderdi sizi buraya? Başına gelecekleri anladı tabii. Halil göndermedi. İnsanca konuşmaya geldim. Dinlersen. Seyit Ali Bey, siz benim kapıma dayanmıştınız. Alpay'ı öldüreceğim diye. Ne oldu ya? Ailece pek sinmişsiniz. Öfkeniz dinmiş. Ne oldu? Ya sen beni bir dinler misin? Biz Alpay'la anlaştıydık. Malların devrini yapacağımı söylediydim. Sen de biliyorsun. Tapuya kadar geldin. Ama kocan sözünde durmadı. Biz onu beklerken Halil'in yanında gitmeli her şeyi anlat. Oldun mu ettiği? Ben sözümde durdum, o da durucudu. Ha, Halil de Alpay'ı öldürmeye hak gördü yani kendinde. Bunudur Cumal Bey. Olan oldu. Halil mahkemeye çıkıcı. Alpay'ın onu nasıl tehdit ettiğini sen de biliyorsun. Mahkemede çıkıcın doğruları anlatacaksın. Yok ya. Yok canım daha neler. Halil cezasını çekecek Cumal Bey. Ve ben ağzımı bile açmayacağım. Şurada, içeride, ölü gibi yatan benim kocam. Benim kocam. Sakın Halil'i kurtarmamı beklemeyin benden. Hey, madem doğruları konuşmayacaksın, o vakit şu sözleşmeyi ver bakalım. Suçun kimde olduğuna hakim karar versin, ona göre de cezasını kessin. Ben sözleşmeyi falan vermeyeceğim. Gidin şimdi, karşıma bir daha da çıkmayın.
Heh, Ömer. Alpay Yıldırım'ın dosyasına bakabildin mi? Tomografisi çekilecekti. Bakacağım hocam. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bir saniye, bir saniye. Sen Alpay'la ilgilenmeyeceksin. Yaşayacağı varsa da öldürürsün sen. Doktor Bey, hayır. İzin vermiyorum, sakın. Ömer Şirhan asla bu odaya girmeyecek. Çok üzüldüm Bildan Hanım olanlara. Allah Halil Bey'in yardımcısı olsun. Sağ ol Pınar. Defne nerede? Annesine gitti. Gelir gelmez anasının derdine mi düşmüş? Derdimiz ortak ana. Annesi orada, biz burada perişan olduk. Kız kimin derdine yanacağını şaşırdı. Sen de dolup dolup artık üstüne gitmesen, bırak da herkes kendi kederini yaşasın ha. Bunaltıyorsun artık. Çok doğru değil. Tabii sen bunu alırsan ayrı eve çıkarsın değil mi? Sen niye her şeyi işine geldiği gibi anlıyorsun ki? Ne alakası var buna şimdi? Çok alakası var. Sen bu evin dertlerinden sıkılıp çekip gidebilirsin. Ama Defne başına buyruk hareket edemez. Bu evin gelini ise ona göre davranacak. Bana değilse bile kocasına saygı gösterecek. Bak, kocasının amcası hapse giriyor. Kocasının yanında olacağına anasının yanına koşmuş. Kızım, sen gene de Zümrüt'e olan saygını eksik etme. O açısından ne dediğini bilmiyor. Sen onun konuştuklarının üstüne alınma. Valla tamam, öyle yapıyorum. Üstüne gitmeyeyim diyorum, saygısızlık etmeyeyim ama o benim üstüme çok geliyor. Buraya bile kaçarak geldim gözükmeden. Arıyor işte şimdi. Tamam kızım, aç. Aç güzelce konuş. Efendim babaanne. Kaşla göz arasında çıkıp gitmişsin. Çok ayıp. Annemle kardeşlerimi görmeye geldim. Öyle kaçak göçek gidilmez. Usulünce vakti geldiğinden giderdin zaten. Bunca derdimizin arasında senin acelen neydi? Hemen evine dön. Evini, yuvanı bil demekten dilimde tüy bitti. Birazdan geliyorum. Alın işte. Saydı saydı kapattı yine. Ama hala bu kadar da yapmaya hakkı yok yani. Yani bunu yapmasın. Ben mi gideyim konuşayım? Olmaz kızım. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Şimdi herkes Halil'in telaşında. Alpay'a öfkesinden Defne gözüne batayım. O kadarını da çok görmeyin. Kızım sen şimdi güzelce evine git. Münakaşa etme. Sessiz, sabırlı ol. Nasıl olsa sular durulucu. O vakit herkes yaptığından utanıcı. Keşke ben de senin gibi böyle otoböceye dalıp gidebilsem. Ve sessiz, sakin, saatlerce oturup kendimi dinleyebilsem. Bunları kimse sevmez biliyor musun? Çiçeklerin besinine, suyuna inip her yere yayılırlar hemen. Böyle temizliyoruz. Asalak işte diye bir kenara atıyoruz. Ama aslında hayvanlara yararlı. Hatta insanların hastalıklarına da faydası var. Yani dünyada hiçbir şeyi sebepsiz yere yaratmamış Allah. Zehirli diyorsun, şifasına ihtiyacın oluyor. Asalak diyorsun, hastalıklara iyi geliyor. Çiçekleri boğuyor diyorsun. Ama hayvanlara iyi geldiğini hiç görmüyorsun. Kerem, ben babanın yaptıklarına hak vermiyorum tabii ki. Seni de anlıyorum. Ama bu kadar öfke sana da sevdiklerine de zararlı. Bak, babanı düşünmüyorsan bile anneni, Halil abiyi düşünüp babanı görüp nasıl olduğunu öğrenmelisin. Hem biliyor musun? Öfke de olsa ona söyleyeceklerin var. Eğer söyleyemezsen içinde kalırsa seni zehirler.
Kadının edepsizliği diz boyu, gördünüz değil mi? Alpay'ın başka bir versiyonu işte ya. Ömer. Seyitali Bey, Cumali Bey merhaba. Merhaba doktorum. Hayırdır, izinde değil miydin sen? Ya sormayın hocam. Defne'nin babası yoğun bakımda. Aa, haberim olmadı hiç. Nedir hastalığı, ne? Darp. Benim yapabileceğim bir şey var mı? En azından bize öyle donörünün Alpay olduğunu söyleyebilirdiniz doktorum. Ne? Nasıl? Yok böyle bir şey. Nereden çıkardınız? Nasıl ya? Alpay meleğin donörü değil mi? Hayır. Yani çok istedi. Bağışta bulundu ama uyumlu çıkmadı. Şu adamın ettiğine bak ya. Oyun oynayıp düpedüz ya. Nasıl hocam ya? Amcama Melek ablanın döner olduğunu söyledi. Ya bir dakika. Halil geldi bana ameliyattan önce. Meleğin donörünün kim olduğunu ısrarla sordu. Ben dedi kurul kararı gereği söylemedim. Demek ondan. Kusura bakmayın, ben sadece merakından soruyor sandım. Cık, hay Allah, işe bak ya. Doktor Bey, acilen hastanız geldi. Tamam, geliyorum. Kusura bakmayın. Ben durumu bilmiyorum. Yok yok. Siz Alpay'ın donör olmadığını söylediniz. O bize yeter doktorum. Sağ ol. Neyse. Ben gideyim artık. Hastam var. Oraya gelsin. Ya Halil de niye Alpay döner mü diye sormayıksa. Ya kim diye sormuş, doktor da cevap vermemiş. Ya neyse, kim nasıl sorduysa sordu dede. Ben de amcamın yerinde olsam aynısını yapardım. Ya düşünsene, hadi Alpay olsaydı donör. Amcam gizlilik ihlali yaptığı için nakil falan hiçbir şey olmazdı. Melek abla da yeni verici bulmaya çalışırdı. O kadar da vakti yoktu tabii. Doğru olanı yapmış. Halil, Meryem'in hayatı söz konusu olunca gözünü kırpmadan anlaşma imzayı basmış. Aynen öyle. Alpay da gizlilik prosedürünü bildiği için bunu kullanmış. Her şey ortada. Ya bu adamın aklına gelen şeytan aklına asla gelmez ha. Ya şeytan Alpay'la aşık atabilir mi Seyda Ali, Allah sen ya? Doğru, doğru. Biz şimdi ne edeceğiz? O kadına kağıdı vermeyeyim. Hoş geldin kızım. Anan kardeşin iyiler miymiş? Melek Hanım nasıl? Rahatı, huzuru yerinde mi? Babaanne, ben senin öfkeni, sinirini anlıyorum ama ne olursun yapma böyle. Esas sen bunu bize yapmayacaksın kızım. Halil bu haldeyken sen babanın derdine düşmüşsün. Sen tanımadın mı hala bu adamı? Kendi kanına karşılık evimize, ocağımıza, ekmek kapımıza gözünü dikmiş. Sen de kalkmış bu adam için benim karşımda gözyaşı dök. Ben Halil abi için de çok üzülüyorum. Öyle mi? O vakit baban için çıkmayacağım kapıdan. Ki ben de anneciğim, gelinim diyeceğim, ailemize sahip çıkayım. Ha, biz bunca acı içindeyken sen gene de babanı merak edip çıkırsan bu kapıdan, o vakit kocan için sakın dönme. Ay Mahmut. Ay vallahi bu bebe dediğin hiç mi uyumaz? Vallahi sen sabaha kadar horul horul uyudun, ben asker gibi ayakta dikildim. Tam oğlanı emzireyim, altı değiştireyim, uyutayım. Ay bu sefer kız başlıyor ağlamaya. Tam onu halledeyim, oğlan gene uyanıyor. Sabaha kadar ağladılar, ağladılar. Vallahi ne onlarda hal kaldı ne bende. Ay neyse, şimdi biraz sızdılar da ben de rahat ettim vallahi. Bak gülüm, uyuyamam ben sana, yormuşlar seni. İyi madem uyudularsa sen de yat, dinlen biraz. Bak fark ettiysen hala oğlanla kız diyeyim. Fark ettin mi? Neden? Çünkü hala bir isimleri yok değil mi? Tamam Kadir, halledeceğim ben, halledeceğim. Aynı şeyi söyleyip durma bana. Hadi inşallah, hadi inşallah. Hadi rast gelsin, görüşürüz. Hala? Nerede bizim bu oğlan? Seyit Ali ha? Bir ara geldi.
odaya dede oynayalım falan filan ama o kadar yorgunum ki vallahi ilgilenemedim çocukla da. Ya ben biraz evvel baktım. Odasında oyuncaklarıyla oynayayım. Ya iyi bari. Hey, hadi afiyet olsun. Sağ ol. Çocuk da ne edeceğini şaşırdı. Oğlana bir tane bir anlam veremeyeyim. Durmadan babasını sorup durayım. Ben de ne diyeceğimi bilemeyeyim. Allah o kadar haklısın ki hala. Melek nerede? Az biraz o ilgilensin oğluyla. O da çok bunaldı. Dükkana gitti. O ne güzel vallahi, değil mi? Bunalan gidiyor. Daralan gidiyor. Biz de hep burada böyle içimize içimize. Hasbinallah. Ah. Ne diyeyim Melek? Bunu da vermiş midir kağıdı sence? Hayır abi tabii ki yani. Bence boşu boşuna gittiler. Vermeyecek. Geliyorlar. Ne oldu baba? Verdi mi kağıdı? Yok oğlum. Vermedi. Kağıttan kürekten geçtim de Alpay öyle böyle sahtekar değilmiş ya. Dönüşte yolda Doktor Feyyaz'a rastladım. Adama sistem ettim. Alpay'ın döner olduğunu niye söylemedin dedim. Baba ne olursun hatırlatma. Hatırladıkça sinirlerim bozuluyor. Onun kanıyla nefes aldığımı düşündükçe. O zaman düşme kızım. Döner Alpay değilmiş. Nasıl ya? He ya. Bandırık Halil'i. Bu ciddi mi? Siz ciddi misiniz? Ciddi mi kızım? Ciddi. Çok uğraşmış ama kanı uyumamış. Benim içime bir şüphe düşmüştü zaten. Bu eğer bunu yaptıysa ortada söyler durur diye. Bunu da yaptı yani artık. Bu kadarını da mı yaptı gerçekten? Ya Halil'i içine düşürdüğü durum? Bir de benim gözümün içine baka baka da yalan söyledi. Vallahi ben o adama söyleyecek lafı bulamayayım. Sizi bilmiyorum. Yalnız bunu şimdilik Halil'e demeyek. Dört duvar arasında aklını yitirir. Zaten vicdanıyla hesaplaşıp duruyor. Her şeyin bir yalan için olduğunu duyarsa... Yok, 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 yok. Bilmemeli. Bunu kaldıramaz şu anda. Baba biz o zaman bunu İhsan'a anlatalım. Mahkemede delil olarak kullanmaz mıyık? Kullanırız da... Acaba ben de mi bir kere bir konuşsam Funda ile? Bana verir belki kağıdı. Yok kızım, yok. Şimdi seni de üzer o cadı. Yok kızım, vermez. Kendini hiç boşuna yorma. Baba Halil için. Halil için bir kere şansımı deneyeceğim. O kağıdı almazsak işimiz çok zor. Ya babamlara vermemiş Melek. Sağ hiç vermez. Ben sana söyleyeyim. Ben yine de şansımı zorlayacağım abi. Baba. Baba kızım. Şantiyelerin raporlarını bana mail at. Bir de yeni başlayan inşaatların projelerini istiyorum. Mimar kafasına göre takılmasın, tamam mı? Tamam Kenan Bey. Ne o biriniz gidiyor, biriniz geliyor? Ne?
geçmiş olsun. Vallahi ne zaman geçecek bilmiyorum Melek. Siz Alpay'la uğraşmayı ne zaman bırakacaksınız bilmediğim için. Funda, kimsenin Alpay'la uğraştığı falan yok. Şu an yaşanılan bu durum çok üzücü, biliyorum. Ben de çok üzgünüm. Ama Alpay herkese huzursuz etmekten vazgeçmedi, yetmedi. Alpay senin hayatını kurtardı. Funda. Alpay benim donörüm değil. Öyle söyleyerek vicdanını mı rahatlatıyorsun aklınca? Hayır Funda, hayır. İstersen gidip benim doktoruma da sorabilirsin. Tabii sana donörün kim olduğunu söyleyemeyecektir ama en azından Alpay'ın olmadığını söyleyecektir, emin olabilirsin. Bu kadar şaşırdığına göre demek ki bizim gibi seni de kandırmış. Halil'i de aynı böyle tehdit ederek imzalatmış o kağıdı. Hayatıma karşılık. Üstelik mal mülk ne istiyorsa her şeyde razı olduğunda verildi ona. Ama o ne yaptı? Geldi bana anlattı her şeyi. Çünkü onun derdi ev dükkan falan değil. Halil'le benim mutlu olmamı engellemek. Bizim evliliğimizi engellemek. Özür dilerim ama... Alpay'ın sizinle derdi ne ben... Ben gerçekten artık bilmiyorum ama... Yani karnımda çocukla ben bunları yaşamayı hak etmedim. Biliyorum. Anlıyorum seni. Gerçekten üzgünüm senin adına Funda. Ama Alpay Halil'in damarına bu kadar basmasaydı... işler bu kadar korkunç bir hale gelmeyecekti. Kimse bu kadar çok üzülmeyecekti. Umarım Alpay iyileşir. Benim de çocuklarımın babası. İnşallah yaptığından da artık bu sefer ders alır. Ama şu anda eğer sen bana o sözleşmeyi verirsen... en azından Halil'in durumunu kurtarmış oluruz. Alpay uyandığında... esas ben ona hesap soracağım. Ama Halil de cezasını çekecek. Ne olursa olsun. Bu kadar ileri gidemezdi. Yapmaması gerekiyordu. Bak, Alpay içeride ölebilir. Bilmiyorum ki. O yüzden... sözleşmeyi veremem. İdris, sen bu Alpay'ın Meleğin donörü olmadığını biliyor muydun? Vallahi yenge sana bana donörüm dedi ama değildi. Hatta Kenan abi de şüphelendi. Birlikte hastaneye gittiler. Donörü falan değilmiş. Hı? Tamam. Tamam. Sen bir kendine gel. Ben seni öldüreceğim. Alpay'ın ipini tutan sahibin. Nerede o? Yok burada. Ulan. Ne atlar karıştırdıklarını biliyoruz. Söyle o Kenan'a. Karabatak gibi saklanmasın. Çıksın ortaya.
sözleşmeyi versin, bitsin bu iş. Rafık dur, Rafık! Kenan abi İstanbul'da, bir şeyden haberi yok. Lan yalan söyleme lan! Rafık dur! Ya bırak! Bırak! Ya bırak! Ya Zeynel bırak! Zeynel bırak! Mani olmayın artık! Ulan sesimizi çıkarmadık, tepemize çıktınız. O sözleşme neredeyse çıkarıp getireceksiniz lan, anladın mı? Mithat ne yapıyorsun? Kenan'a söyle, nereden bulacaksa bulsun, geçirsin o sözleşmeyi. Anladın mı? Ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Daha delirmedim Seyran, az kaldı. Aferin. Abi hadi gel. Gel Seyran. Ya Seyran, bütün bu olanların sorumlusu bunlar. Sakin sakin durup beklemenin vakti mi şimdi? Halil abi neredeyse hapse girecek. Bu Alpa Yiğit'in yaşayıp yaşamayacağı bile belli değil. Sen bana durmuş ne yapıyorsun diye soruyorsun. Böyle mi halledeceksin sorunları? Hı? Halil'in içeride olmasının sebebi tam da bu öfke zaten Mithat. Sen de mi? Böyle halledeceğim Seyran. Çünkü ben böyle bir adamım. Sevdiklerimin canını yakan olursa ben de onların canını yakarım. Hem sen bilmezsin böylelerini. Sen sustukça bunlar tepene çıkarlar. Mithat abi. Annem ben üzülünce bana şeker veriyor. Sen de üzülmüşsün. Al hadi. Teşekkür ederim. Bu çok güzel bir şekere benziyor. Sen tadına baktın mı bunun? Evet, çilekli hem de. Teşekkür ederim. Gel. Babam Halil abiyi kandırmış bayağı yani. O kağıtları da imzalatmak için dönerim demiş. Evet, maalesef. Yani babam bütün bunları neden yaptı o kadar açık ki. Nefret ediyor adam. Dedemlerden nefret ediyor. Sizden nefret ediyor. Halil abiyle de o yüzden uğraşıyor. Efendim, amcamın kurtulması için o kağıdın mahkemeye gitmesi şart. Funda'daymış ama vermiyor. Nasıl ya? Gerçeği bildiği halde nasıl vermiyor? Dedemler gitti konuşmayı demediğini bırakmadı Funda. Ya ben bile ilgileniyorum diye, babanın durumunu takip ediyorum diye bana bile engel olmaya kalktı ya. Ömer, babamın durumu nasıl? Yani kurtulma ümidi var mı? Henüz kendinde değil Defne. Durum beni biraz korkutuyor. Teşekkürler, eline sağlık. Afiyet olsun. Bu yine iksirli büyülü çaylardan ama. Güzelmiş. Sen de bu çaylar gibisin. Yani demek istediğim, hani insanlar bu çayları içince rahatlıyor, ferahlıyor ya. Sen konuşunca ben de sakinleşiyorum. Daha önce kızdığım şeye farklı bir yerden bakıyorum. Sanki böyle çok penceresi olan, bol güneş alan bir ev gibisin. Değişik bir anlatım oldu. Değişiksin çünkü. Abi. Kimse beni anlamıyor. Tam zamanında geldin abicim. Dün akşam oynadık Ali. Ama o akşam da hem kardeşler artık bebekleriyle oynuyor. Hem kapıcım da dama atılmış. Ne? Kim dedi ya bunu sana? Kardeş dedi. Deyim o. Deyim ya, deyim. Kardeş dedi işte. Ha. Abicim. Dedem sana çok güzel puzzle'lar aldı. Onlarla mı oynasam? Çok iyi olur, süper olur. Ama biz bunu ablamla yapıyorduk. Burada kimse yapmıyor. Hem ben babamı da özledim. Beni oraya götürür musun? Abicim sonra gitsek. Neden?
Halil abim babamı dövdü diye mi? Hem neden Halil abim babamı dövdü? Onu sevmiyor mu? Seyit Ali, soğuk burası. Çok soğuk. Sen şimdi git salona. Puzzle'larını hazırla. Geleyim ben. Beraber oynayalım, olur mu? Tamam. Hadi koş, koş. Sorup duracak böyle. Verecek cevabımız da yok. Ama o çocuk daha çok küçük. Tabii ki soracak, babasını görmek isteyecek. Belki sen babanı görmeye gitsen. Sonra Ali'ye de gördüm babamızı, iyiydi desen daha sormaz. Hem yani ne olacak, ne kaybedeceksin bunu yapsan onun için? Anladım. Gidene kadar senin dilinden düşmek yok. Yok canım, öyle zorla olacak bir şey de değil. Ama tabii eğer istemiyorsan daha bu konuyla ilgili konuşmam. Yok yok. Konuş. Lütfen konuş. Sen konuşunca bana iyi geliyor. Şöyle yapsak, beraber gitsek. Yani sen benim yanımdayken ben sakin oluyorum ya. İyi geliyor. O yüzden. Tamam. Olur. Hadi. Hadi. Defne. Ne oldu güzel kızım benim? Sen anne, ben babamı görmeye gideceğim de. Aklım onda. Dönerim hemen. Elbette gideceğim. Hakkındır, baban o senin. Hadi. Dikkatli ol, değil mi? Olacağı buydu zaten. Gene ne oldu? Cumali ile konuştum. Melek'in donörü Alpay değilmiş. Kandırmış Halil'i. Allah Allah. Sahtekarlığın da bu kadar yani. Bir de utanmaz karısı var ya. Vermemiş o sözleşme kağıdını. Hem suçlular hem güçlüler yani. Bir de hala babası için üzülüyor. Herkesi dolandırmış adam. Ben gideyim de. Ne mal olduğunu bir söyleyeyim babasına. Ana! Ya yapma Allah aşkına. Yani bu kadar yüklenme kıza. Zaten o da üzgün. Bir kendi haline bırak azıcık. Bugün Halim'in davası görüleceğinden. Onunla cezaevine koyacaklar onu. Anacığım. Allah büyük. İnşallah hak yerini bulacak. Hadi gel, ben sana bir kahve yapayım. Hadi gel.
yok, vermedi Funda. Hiçbir şekilde vermiyor. Ne desem faydası olmadı. Belliydi böyle olacak. Ya Cumali, duruşma bugün değil mi? İhsan öne alın dediydi. He. Arayıp haber vereceğim dediydi ya. Bugün ama değil mi? Ya o zaman buradan hep birlikte gideriz. Yok kızım, yok. Bak rengim, Betim benzin atmış. Bir de şimdi oraya gideceğim. Yorulucun, üzülücün. Babam lütfen, geleceğim ben. Halil'in onun arkasında yanında olduğumu bilmesini istiyorum. Yoksa benim de içim rahat etmez. Peki. Canım, ben Gülce'yi de alıp size geçerim. Seyit Ali'yle oynarlar. Çok iyi olur Seyran. Çok teşekkür ederim. Yani Seyit Ali'yle de zaten kaç gündür hiç ilgilenemedim, doğru dürüst. Ben ilgilenirim, merak etme. Aklın kalmasın. Çok sağ ol. Canım benim. Ettiğimin nesini savunacağım İhsan? Doğru olmadığını biliyorum. Ya kardeşim, beni bir dinler misin lütfen? Önce sakin ol, tamam mı? Bak ortada ağır bir tahrik var, sen bunu unutuyorsun. Hem zaten Alpay'ın yaptıklarını mevcut delillerle ortaya koyamasak bile herkesi dinleyecekler. Bak, sen sadece her şeyi baştan sona kadar anlatacaksın, bu kadar. Ya zaten her şey dava dosyasında var. Var da. Ona yaptığımı aklamaz elbette. Şiddet sonuçta. Yani kabul edilir, haklı görülür bir yanı yok İhsan. Yani öfkeme, irademe sahip çıkamıyorsam zaten bu benim hatam. Birincisi sen iradesiz bir adam değilsin. Tamam. İkincisi böyle konuşma. Çünkü bu tutumun mahkemede pek işimize yaramaz. Bak vicdan azabı çekiyorsun, anlıyorum kardeşim, haklısın. Şimdi bizim odaklanmamız gereken tek şey mahkemede tutuksuz yargılanma. Alpay'dan iyi haber gelmeden böyle bir şey olacağını sanmıyorum İhsan. Melay'ın donörü Alpay değilmiş. Kandırmış Halil. İşler peşindesin. Buyurun Vildan Hanım, merhaba. Kenan Bey, rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Rahatsızlık ne demek? Bilakis çok mutlu oldum. Uzun zamandan sonra sesinizi duymak çok iyi geldi. Nasılsınız? İyiyim ben. Kenan Bey, siz dün beni... Bu Alpay'ın yaptıkları için mi aradınız? Yani sizin de bir bağınız var mı bütün bu olanlarda? Ne yapmış Alpay anlayamadım. Ben şu an İstanbul'dayım. Sizden böyle bir telefon beklemiyordum. Siz şu an neredesiniz? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Neler oluyor? Nasıl haberiniz yok Kenan Bey? Alpay sizin en yakınınız. Kenan Bey, ne olur doğruyu söyleyin bana. Çünkü Halil'in hayatı Alpay'a bağlı. Ve biz şimdi burada... Vildan! Vildan! Komşular geldi kızım. Ismi gel de sen de görsünler. Tamam, geliyorum. Alpay ne yaptı yine? Halil'in hayatı neden Alpay'a bağlı? Kapattı birden. Neler dönüyor lan orada?
Fatma abla. Geçmiş olsun, babam nasıl? Değişiklik yok. Aynı. Of baba, of. Yapanın elleri kırılsın işte. Ben olanlara inanamıyorum. Ben de. Sen de ne çabuk geldin Defne öyle. Bir gün geçti. Gelemedim. Babam nasıl, en son ne dedi doktorlar? Ne diyecekler? Uyutuyoruz, bekliyoruz diyorlar. Yazık oldu sana da. Öldün geldin balayına. Yarım kaldı. Olur mu öyle şey Funda abla? Tabii ki geleceğim. Bu ne demek? Canım yanıyor ya benim Defne, biraz saçmalıyorum. Sen benim kusuruma bakma olur mu? Sizin balayından dönüşte böyle ailece yemek yeriz diye düşünüyordum ben. Ben bu hayalleri kurarken şu geldiğimiz duruma bak Allah aşkına. Bundan da sen biliyor muydun babamın Halil abiyle nasıl bir pazarlık yaptığını? Ben sonradan öğrendim Defneciğim. Ama ne fark eder ki? Hepimizi kandırdı. Ben babana hep çok inandım Defneciğim, hep. Ama hep de sonradan üzülen ben oldum. Ben vazgeçemedim onu bir türlü sevmekten. Mantığın dur dese de işte insan yüreğine ses geçiremiyor. Hep inanmak istiyor. Ben çok hata yaptı. Çok yalan söyledi. Onun sanılacak bir tarafı yok, bunu biliyorum. Ama ne olursa olsun Halil abinin bu kadar ileri gitmesine gerek yoktu. Konağı alsaydı siz de yaşamayı çok istiyordu o Defneciğim. Ömer de sen de onun için o kadar değerlisiniz ki. Umarım yaşar da bu yaptıklarından, bu hatalarından birazcık olsun ders alır. İnşallah doğacak kardeşiniz babasının doğmasın Defneciğim. İnşallah sen de kardeşlerin de bunu iyi yaşamazsınız. Dalla. Bak tamam, sakin ol. İyi misin? Defne ben hiç uyumadım. Çok uykusuzum. Bak ne olursun yapma böyle. Bak hamilesin, bir de bebeğin var. Dinlenmen lazım biraz. Defne şuraya gidelim mi? Bir dinlenme odası var. Biraz ayaklarımı uzatırım orada. Tamam. Seyit Ali! Seyit Ali neredesin? Hadi gel çorba piş de. Özüle, Seyit Ali'yi gördün mü? Gelsin bir tas çorba içsin. Sabah da bir şey yemedi. Salonda görmedim ama. Ha, anasının odasındadır. Hadi gidip alıver. Tamam. Anneanne, ben geldim. Hoş geldin. Seyit Ali nerede? Paten bineceğiz bak. Ama ne yettiniz de geldiniz. Onun da çok can sıkılıydı. Ha, oynarsınız. Merhaba ablacığım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hanımım. Orada da yok. Allah. Nereye gider bu çocuk? Kadriye'nin bebeklerini seviyordur belki. Ha. Anne ben de göreyim mi bebekleri? Görürsün annem, görürsün. Kadriye. Seyit Ali senin yanında mı? Yok hala, ben bebelerinden uyuyakalmışım. Ne oldu? Ay Allah. Nerede o çocuk? Tamam valla telaşlanma. Bir yerde oyuna dalmıştır. Şimdi bakar buluruz. Bakarız her yere. Pınar. Ben locaya geçiyorum. İşlerim var biraz. Haydi kolay gelsin sana. Pınar. Nereye gitti bu?
locaya gidiyorum dedi. Herkes hayatına devam ediyor maşallah. Defne Hanım nerelerde? Çıkmadı mı daha? Yok, görmedim. Odalara kapanınca dertler su oluyor sanki. Defne? Yok odasında, mutfağa mı gitti bu? Bak bakayım. Yok hanımım. Yok mu? Defne! Demek öyle. Demek benim sözümü çiğnedin, babanı görmeye gittin. O vakit olacak şeylere de katlanacak. Pınar, Defne'nin eşyalarını toplayıver. Baba. O ağzını da kapalı tut. Yoksa Defne'yi konağına yolladığım gibi seni de göğüne yollayıveririm. Daha iyi misin? İyiyim canım, çok daha iyiyim. Ben gideyim artık, geç oldu. Bir şey olursa bana haber verirsin, olur mu? Veririm, veririm, merak etme. Keşke onu bu haldeyken görmeseydin. Bir taraftan iyi olmuş diyorum. Bir taraftan da babam olduğu için azmedemiyorum. Onu acıdığımdan değil ha. Utanıyorum. Utanıyorum İkra. Böyle bir babam olduğu için utanıyorum. Kendine çok dikkat et, tamam mı? Üzme kendini. Ben de çok üzüyorum yani babam için. Senin için de çok üzüldüm. Ama sağ salim babam ayağa kalkacak inşallah. Tamam canım, sen de dikkat et. Demek çok üzüldün babama. Öyle mi? Üzülüyorum tabii Kerem. Sen de üzülmüşsün ki gelmişsin belli ki. Sen gelemiyorum dedin diye geldim ben buraya. Ali babasını daha fazla merak etmesin diye üzülümden değil. Kerem. Bak. Ne olursa olsun orada yatan bizim babamız. Bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. Anladın mı? Halil abinin yaptığı doğru bir şey değil. Üstelik bizim babamız olduğunu bildiği halde yaptı bunu. Ne senin düşünün, ne benim, ne kardeşimizi. O yüzden buraya gelmeye de, babam için üzülmeye de hakkım var benim. Ömer. Ben eve gidiyorum, akşam görüşürüz. Allah sen ısırıyoruz. Oh. Halacığım, bak çok yükselmiş tansiyonun. Acaba biraz uzanıp dinlensen mi? Hele olan bir çıksın ortaya. Ay hala aradım Mahmut, o baksın etrafa. Bizim herhalde bir başımız döndü değil mi? Mahmut meleğe bir şey demiş. Şimdi telaşla yüreğini kaldırmasın kızın. Yok yok hala dedim ben, dedim sakın dedim bir şey deme dedim, merak etme sen. Kerem'le konuştunuz mu? Ben konuştum biraz önce. Haberleri yok hiçbir şeyden. Hastaneden çıkmışlar, geliyorlarmış. O kadar insan, el kadar çocuğa sahip çıkamadık. Bunca derdin arasında bir bu eksikti. Yok hanımım. Yok.
Ay sokakta aramadığımız, etmediğimiz, dolanmadığımız yer olmadı yok. Ya herkese de sorduk, gören neden olmamış. Ay sokaklarda falan biri alıp gitmiş olmasın ha bu bebeği? Ay Kadriye ağzını ayrı aç. Ne oldu ya? Yok mu Seyidali? Ya Mahmut, yer yaralı sanki, içine girdi, yer yuttu sanki. Bakmadığımız sokak, sormadığımız komşu kalmadı. Yok, yok. Allah Allah, Allah Allah. Bildan. Hayır, bir haber mi? Ya Kenan Bey'i aradım da. Belki dedim bu Alpay'ın yaptıklarından haberi vardır. Şu kağıdı alır da bize getirir dedim ama İstanbul'daymış. Hiçbir şeyden de haber yokmuş. Keşke burada olsaydı. Belki bir faydası olurdu. O Alpay'ıncı gelini ondan hala bilen yok. Bir adam ipini tutmaya çalışıyordu Allah için. Mahalle kızıyor ama hakikat budur. Tutamamış bu defa demek. Bildan, ben çıkıyorum. İhsan'la görüşeceğim. Muhakim duruşmaya öne almış. Tamam haydi. Git bakalım. Güzel haberlerle gel inşallah. Tamam hadi. Kolay gelsin. Ben bileyim onu nereye saplandığını. İnşallah. Allah Allah. Hakikat yok çocuk ya. Neredesin be çocuk? Seyda ne? Ya haydi abla bak saklanma artık, çık ortaya ne ya? Allah Allah. Seyidali. Seyidali. Allah Allah. Nerede bu çocuk ya? Nerede bu çocuk ya? Acaba, acaba. Seyidali! Ya, ya, ya nasıl saklanmak böyle bu? Sabah beri ben seni arayayım ya. Sabah beri ben seni arayayım, iyi misin sen? Saklanmadım ki. Sen benimle oynamaya mı geldin? Ya oynamaya geldim seninle. Seni arayayım ben sabah beri, saklanmaç oynayalım diyeceğim sana. Sen benden evvel saklanmışsın bile. Kurban olurum sana ben. Hadi bin sırtıma da inelim hadi. Ne işin var senin burada? Bin gidelim. Gidelim. Ah. Ah Seyidali ah. Efendim Kenan abi? Dükkanda kimse yok mu Zeynel? Ne Alpay açıyor telefonunu, ne Edris, nerede bunlar? Alpay hastanede ya, bir liste onun başındadır. Ne oldu ki? Halil abi Alpay'ı öldürseydi öldü ya, işte hastaneli buldu. Yani aralarında artık bir anlaşma mı, bir anlaşmazlık mı ne varmış? Ben de tam olarak bilmiyorum da. Ne diyorsun oğlum sen? Ne anlaşması bu? Nasıl ya? Allah Allah. Zeynel haberin yok mu abi? Doğru düzgün anlatsana sen bana şu olayı. Ya abi şimdi ben de tam olarak bilmiyorum da. Yani bildiğim kadarıyla şöyle olmuş olay. Kuzum, sen ne arıyordun öyle tepelerde? Niye tırmandın oralara? Saklambaç oynaymış hala annesi. Ama koskoca konakta hiçbir yer yok. Gidip oynadığı yere bak bizim oğlan. Yok, oyun oynamıyordum. Papucumu arıyordum. Papucum dama atılmış ya. Kardeş öyle dedi. Ben de papucumu alıp
Cumali dedeme gidecektim oynamak için ama uyumuşum. Aliş, ben sana öyle demek istemedim ki canım benim. Ne dedin sen çocuğa Bedriye? Ya dedim hani bizim bebeler geldi ya seni dedim pabucun dedim tamam atıldı dedim şaka olarak ya. Aferin Bedriye. Aferin. Ama ne var ya şaka yaptım ya ben. Ya bunun şakası yapılır mı çocuğa Allah aşkına için ya? E tamam şaka da mı yaptık? Ya neyse ne didişmeyin çocukların önünde. İyi tamam. O zaman madem Loas'la Halim'le Mahmut'la benim bu kadar üstüme gelmesin. Zaten dün olanlar benim burama oturdu. Sütüm kesilici diye korkayım yani. Ben şuna bakayım olaya. Seyit Ali, ikimiz oynayalım mı? Ben artık paten sürüyorum. Sana da öğretirim. Hey ya, hadi paten sürün beraber. Ha? Oynayın, hadi. Tamam. Kuzum, bir daha sakın gözümüzün önünden ayrılma, olur mu? Bak biz seni çok sevdik. Başına bir şey geldi diye çok korktum ben. Ya gülüm Allah aşkına için ağlama bak beni de üzme böyle Kadriyem ya. Ya tamam ben orada boş bulundum biraz senin üstüne geldim ama sen de kusura bakma. Özür dilerim ben senden ama ya çocuğa öyle laf edince sen... Ama ben sadece şaka yaptım Mahmut niye herkes beni yanlış anlıyor? Ya gülüm ben senin şaka ettiğini bileyim yemin olsun bileyim senin kalbinde zerre kötülük yok ama. Ya bu çocuk hassas Kadriyem. Bu çocuk en ufak bir şeyi ciddiye alıyor bilmeyeyim mi sen bunu hele? Beni zaten bir çocuk ciddiye alıyor bileyim değil mi? Ya... Bak yine benim bebelerimin sevinci benim kursağımda kaldı. Meleğin derdi yine geldi benim sevincimi buldu. Yalan mı? Hı? Adlarını bile koyamadık bebelerimin. Adsız kaldı benim kuzularım. Terslik oldu işte ne edeceğim? Boyucuk Allah'ın izniyle. Ben bak unutmadan. Ben onların hediyelerini de aldım biliyor musun sen? He, aldın mı babası? He bak. Senin istediğin dudu bilezikler. Bilal Osman'ın bir daha bize nurum. Bak hele istediğin gibi he mi? Ay canım benim sağ ol. Ay tam istediğim gibi vallahi. Sanki biraz ince mi bunlar? Ha? Ya işte 22 ayar dudu bilezik aldın ha onu aldım sen. Yok yani gramaj olarak. Ne oldu? Neye gülüyorsun? Dayı. Dayı Cumali dede nerede? Duruşmaya gittiler. Ne oldu Defne? Ne bu telaş? Ya ben nasıl yetişeceğim peki duruşmaya? Başlamış mıdır duruşma? Yok yok daha var vakit. Efendim Pınar? Defne hemen eve gel. Zümrüt Hanım hop potur pop kalkıyor. Fena şeyler olacak. Tamam, tamam Pınar kapat bir. Of dayı, dayı senden bir şey isteyebilir miyim ben? Tamam, tamam. Da ne oldu Defne? Halil, oğlum. Thank you.
Ya yenge ne yapacağız biz? Ne oldu? Kenan beni arayıp duruyor. Telefonu da açamıyorum. Daha ne kadar kaçacağız? Ne diyeceğiz? Nasıl saklayacağız bu durumu? Ay ne bileyim. Bir de Kenan'a ne diyeceğiz diye düşünemeyeceğim şimdi İdris. Yerinde olsam düşünürdüm Funda. En azından bana nasıl izah edeceğini kafa yormalıydın. Kenan, sen bizim başımıza gelenleri bilmiyorsun. Ben neye üzüleceğimi şaşırdım yani. Alpay'a mı üzüleyim, bu olanlara mı üzüleyim? Yani şaşırdım. Üstelik sen de yoksun. Alpay Yıldırım'ın kan değerleri düşmüş. Acil bir durum var. Hayır, 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 hayır. Alpay, Alpay ölemez. Bırakamazsın beni, ne olursun, hayır. Defne. Babanı görmeye gittin değil mi? Madem sözümü dinlemeyip bu kapıdan çıkıp gittin, o vakit bavulunu da alıp gidersin. Sen daha yerini, yuvanı benimsememişsin kızım. Ciğerimizi yakan o adamın peşindesin. Halil'imin canına gasp edenin yanında duran benim çatımın altında durmaz. Evet. Ben sözünü çiğnedim babaanne. Ama orada yatan, can çekişen benim babam. Hem de Halil abim yüzünden. Ama ben belki iyiliğim dokunur diye bunların çantasından gittim, o anlaşmayı aldım. Dayıma verdim mahkeme yetiştirsin diye. Belki kurtulur Halil abi, inşallah kurtulur. Ama ben ailemin de kim olduğunu, yuvamın da nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Ben ne yaparsam yapayım, beni burada kabullenmeyeceksiniz siz. Bunu da biliyorum. Kasten yaralama fiiliyle darp edilen Alpay Yıldırım'ın doktor raporu incelenmiş olup Halil Şirhan'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmiştir.
başımda.